Yani herkes böyle bir söylemle çıkıyor. Şartlar ağır, şartlar zor. Ben Azerbaycan'ın fırsatlar ülkesi olduğunu düşünüyorum. Ben Turan Özbahçeci, Siverek doğumluyum, Türkiye. İlk ve orta okulumu Siverek'te okudum. Daha sonra 19 Mayıs Üniversitesi fizik eğitimi aldım. Daha sonra risk alarak üniversitede Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünü İstanbul'u kazandım. Aslında amacım üniversiteden ziyade ticarete atılmak hep hayalim olmuştu. Ondan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik'i de bitirdim. Ondan sonraki süreç içerisinde tabii hayatımda hep ticaret oldu. Hep business yönümlü proje adamı olarak birçok görevde, birçok çalışmayı hayata geçirdim. Proje benim hayatımı aslında şekillendirdi. Birçok ülkede olmak, birçok ülkede proje yapmak benim en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Bugün de bunları gerçekleştiriyor olmaktan dolayı son derece mutluyum. Projelere baktığım zaman yani proje bana heyecanlandırıyorsa, beni bir ufka götürüyorsa ve bir imza atma ihtimalimi öngörüyorsam ve projenin sonunda değer katabilecek yönüne çok bakarım. Yani yaptığım bütün işlerde mutlaka günün sonunda daha çok insana iş ve aş, daha iyi bir ideal ve daha iyi bir gelecek. Bunlar benim için aslında olmazsa olmaz kurallardır. Projelerde ben sınır tanımıyorum. Zaman merfumu benim için çok önemli olsa da en kısa sürede o projeyi hayata geçirmek benim için çok önemli etkenlerden bir tanesidir. Yani benim Uğur hikayemde ve Uğur senaryomda en önemli vasıflardan bir tanesi doğru insanla, doğru yerde, doğru zamanda, doğru işi yapabiliyor becerimdir. Ben buna çok inanılmaz derecede dikkat ederim. Ve bugüne kadar yapmış olduğum tabii ki projelerin tamamında %100 başarı mümkün olmayabilir. Ama hiçbir zaman başarısızlığı düşünmediğim için yani projelerimin aslında çoğunda çok iyi Uğur hikayeleri çıkardım. Sabırlıyımdır ama sabırlı olduğum kadar da azimliyimdir. Asla işi şansa bırakmam. A planım var, B, C, D, Z planım vardır. Yani insan doğruysa proje aslında çok doğru çıkıyor. Yani ben bütün projelerimin altyapısında doğru insanla yol alıyor olma becerimi veririm. O benim için inanılmaz derecede bir değer hikayesi oluşturur. Ya aslında her projenin kendine göre bir heyecan ve tutkusu var. Yani her projede kendimi bulduğum zamanlar var. Fakat retail benim için tabii olmazsa olmazdır. Perakende sektöründe ve mağazacılık sektörü benim için çok keyifli sektörlerden bir tanesidir. Bugün bakmayarak ki yani sadece bir retail sektöründe iş yapmıyorum. Üretim var, online satış var, taşımacılık var. Şu anda işte kafe zincirleriyle ilgili bir organizasyon var. 8 ülkede şu anda faaliyet gösteriyorum. 8 ülkede çalışmalarım devam ediyor. Ama bana en yakını diyebilirim ki retail sektörüdür. Bir de olmamış olan işleri oldurabiliyor olmak, imkansızı zaman içerisinde imkanlıya dönüştürebilmek, kapalı business'ları hayata geçirmek, bağlı işletmeleri hayata geçirmek. Bu iş olmaz denen işler beni daha çok kamçılıyor. Daha çok bana enerji veriyor. Daha çok onları yapmak için mücadelemi ve enerjimi daha çok harcıyor olabilirim. Onlar bana keyif veriyor. Ya aslında risk benim ismim soyadım gibi yani. Aslında Turan Özbahçeci eşittir risk. Risk olan yerde başarı var. Ben çok risk alıyorum. Yani inanılmaz risk alıyorum. Ve o verdiğim sözü yerine getirebilmek için de müthiş bir mücadele veriyorum. Risk benim birçok projemde aslında beni çok zorladığını düşünüyorum. Bazen günlerce, aylarca proje üzerinde o riski aldığım için sıkıntılar ve problemler yaşadığım oluyor. Acaba dediğim zamanlar oluyor ama kendimi dinliyorum. Bazen uykusuz kaldığım gecelerde daha çok kendimi dinlerken o riski neden aldığımı düşünmüyor değilim. Ama risk olmazsa başarı olmaz. Bence başarı öyküsünün arkasında en güzel yatan şey mantıklı, akla batan riskleri almaktır. Bu demek değildir ki bütün her riski üzerimize götüreceğiz. Eğer riskin sonucunda başardığınız zaman çok büyük bir öykü yazıyorsanız bence risk almaya değer. Ya online bizim hayatımızda olmazsa olmaz olacak. Ben bunu yıllar önce yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce de konuştum. Bununla ilgili adımlarım oldu online ile ilgili, online ticaretle ilgili. Ben size bir şey söylemek istiyorum ki bugüne kadar yapılmış bütün tasarımlar, bütün IT tasarımlar, bütün application'lar şu anda sadece işin %5'i arkadaşlar. Sadece şu anda %5'i yazılmış olan işlerdir. Yani hala %95'i online'a taşınmamış çok işimiz var. O nedenle aslında gençlere çok ciddi şu anda fırsatlar var. Yani hayatımızda kolaylaştırıcı bütün projelerin yarın online'a taşıyor olma ihtimalleri %100 gerçeklik payı sahiptir. Bugün belki böyle baktığımız zaman ya işte her şey bulundu, her şey keşfedildi, artık bizim yapacak şeyimiz yok gibi görüyorlar. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Ben sadece hala yolun başındayız diyorum. İnternet geliştikçe, insanların ulaşımı çoğaldıkça, dünya bir köy oldukça, dünyada ulaşım rahatlaştıkça ben istiyorum ki online'da çok işler görülecek. Bir avantaj da var. En ufak bir ürün çıkardığınız zaman ve bir idea oluşturduğunuz zaman bir dakika içerisinde istediğiniz kanallarda
istediğiniz insanlara ulaşabilmek beceriniz ve başarınız var. Yani aslında bugün biz çok şanslı bir dönemdeyiz. İnanılmaz şanslı bir dönemdeyiz. Yani çok rahat bir projeyi hayata geçirebiliriz. Hayata geçirdiğimiz projeyi çok rahat birçok kitlelere, birçok ülkelere, uluslararası zemine taşıyabiliriz. Ama eskiden bir 10 sene, 20 sene, 30 sene önceye baktığımızda bu mümkün değildi. Ama bugün bu çok çok daha kolay. Onun için ben arkadaşlarımdan isteğim odur ki hayatınızı zorlaştıracak şeyleri siz online platformlara taşıyın ve hayatınızı kolaylaştırın. Bugün nasıl mağazalar artık online satışta çok ciddi ivme kazanıyorsa, nasıl hiçbir taksisi olmadan bir firma bütün dünya üzerindeki taksilerini tek tuşla idare edebiliyorsa, nasıl restoranlar zinciri olmadan siz yemek siparişlerinizi, istediğiniz yemek operasyonlarınızı bir platform içerisinde organize edebiliyorsanız, yarın yakın gelecekte bütün ticaret sahalarını online'e taşımanız mümkün olacak. Onun için ben diyorum ki gelecek mutlaka internet üzerinden yapılacak bu platform organizasyonlardır. Arkadaşların da buna kafa yorması lazım. Ben de bunun üzerine şu anda çok bomba bir proje yapıyorum. Yakında hayata geçireceğim. Aslında ticarete baktığınız zaman tabii tecrübenin de önemi var, bilginin de önemi var. Sözsüz ki sadece bilgi yeterli gelmiyor. Çünkü tecrübe orada ön plana çıkıyor. Sadece tecrübe dersek tecrübe yeterli kalmıyor. Çünkü dünya çok gelişiyor. Çok hızlı bir gelişim içerisindeyiz. Yaşımıza bakmayarak mutlaka her gün bir şeyleri öğrenmemiz lazım. Aslında iki günü aynı olan ziyanlıdır diyor Efendimiz. Burada çok doğru bir hakikat var. Yani bizim iki günümüz aynı olmaması lazım. Her gün bir şeyleri öğrenmemiz lazım. Öğrendiklerimizi hayata geçirmemiz lazım. Sözsüz ki eğer gençsek tecrübeli olan insanlardan faydalanmamız lazım. Eğer tecrübe sahibi isek tecrübesi az olan insanlara da ışık tutmamız lazım. Hakikaten Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Yani gerçekten Karabağ, 44 günü Karabağ zaferinden sonra orada ilk bir business faaliyetinde faaliyet göstermek, öyle bir şerefe nail olmak hakikaten muhteşem bir duyguydu. Yani insanlara çok kolay geliyor. Yani sanki biz gittik hemen açtık. Ben 3 kez oradan döndüm yani. Sınırda bekledim günlerce. Daha sonra kırmızı pazara gittik. Orada bekledik. Orada bazı Alman olaylar oldu. Hadrut'a gittik. Hadrut'ta savaşın bittikten sonra Hadrut'ta askerlerin daha dün işte bir ay önce 15 gün önce Ermeni askerlerinin yattığı yataklarda yattık. Yani aslında şu şeye çıkışımız, şu şeye gidişimiz, orada business kurmamız çok kolay değildi. Çetindi ama çok büyük bir şerefti. Çok büyük bir histi. Yani biz orada olduğumuz dönemler içerisinde gerçekten ben bir Türk vatandaşı olmama bakmayarak 10 yıla yakındır Azerbaycan'da çalışan bir insan olarak çok müthiş bir gurur duydum. Çok müthiş bir his duydum. Yani Şuşa'da ilk ekmek fabrikasını kurmak, oradaki bütün askerlerimize, bütün oradaki gelen iş yapan insanlara çöreği, isti çörekleri ulaştırmak müthiş bir heyecan, müthiş bir şeref. Ondan sonra hemen süpermarketimizi kurduk. Yani bakın arkadaşlar, yani 14 gün gibi kısa bir zamanda ekmek fabrikasını faaliyete geçirdik. 4 gün gibi kısa bir zaman içerisinde ilk marketi kurduk. Hatta Hadrut mağazamızı 36 saat gibi kısa bir zamanda hayata geçirdik ve müşterisiyle oradaki askerlerimizle buluşturduk. İnanılmaz derecede şükrediyorum Rabbim bana bunu nasip ettiği için. Bir defa duygusallıktan ırak olmaları lazım. Duygularıyla değil akıllarıyla işlerini yönetmeleri lazım. Profesyonellere şans vermesi lazım. Akıllı, bilgili insanlara, özellikle gençlere fırsat vermeleri lazım. Çalıştırdıkları insanlara güvenmeleri lazım. Ve sadece çevresindeki insanlarla yetinmemeleri lazım. Daha çok gençlerle iş yapmaları lazım. Azerbaycan'da yakın akraba olayı maalesef en büyük sorunlardan bir tanesi. Biraz da işin ehline işi vermek lazım. Derler ya, köreyi çörekçiye ver, bir çörek de fazla ver. Azerbaycan'da ben iş adamlarına ve arkadaşlarıma ve dostlarıma tavsiyem odur ki işi bilen insana işi verin, takip edin, audit edin, finans kontrollerinizi yapın. Başıboş bırakmayın, sözsüz. Ama işi bilen insanlara işe emanet edin. Teknolojiden durmayın. Bazen risk almak gerekiyorsa risk alın. İşinizi büyütmekle ilgili mutlaka adımlarınızı atın. Ve ben inanıyorum ki birinci öncelik insan kaynaklarında yatıyor. Doğru insanla, doğru yerde ve doğru zamanda doğru iş diye düşünüyorum. Ya aslında ben çetinlik yok diyorum. Yani zor yoktur, sadece zaman alır. İmkansız başarmak lazım. Yani tabii ki ülkemizde şu anda Azerbaycan ülkesinde herkesin söylediğine ben katılmıyorum. Yani herkes böyle bir söylemle çıkıyor. İşte burada vergi zor, gümrük zor, işte şartlar ağır, şartlar zor. Ben Azerbaycan'ın fırsatlar ülkesi olduğunu düşünüyorum. 8 ülkede iş yapıyorum ama burada bir defa dolar kuru sabit. Bu çok çok önemli bir etken. Burada iş yapmak istiyorsanız, aslında iş yaparsanız doğru kapılar
adamları döverseniz, gidip kendi derdinizi doğru anlatırsanız bununla ilgili başaramayacağınız bir şey yok. Ben hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Ben bir Türk vatandaşıyım. 4 yıldır kapalı olan, bağlı olan bir çocuk bezi fabrikasına, uşak bezi fabrikasına müracaat ettim. Gittim devletin bir kurumuna, en alt kademedeki insanlara müracaatımı beyan ettim. Dedim ki ben bu fabrikayı işletmeye talibim. Derdimi anlattım, yaptığım projeleri anlattım. Dedi ki biz size döneceğiz. Çok kısa bir süre sonra bana dönüş yapıldı. Dediler ki sizi üst müdürümüz görmek istiyor. Gittim üst müdürle görüştüm. Derdimi anlattım, yaptığım projeleri anlattım. Bu Azerbaycan'da gördüğüm bütün işleri, dünya üzerinde gördüğüm işleri aktardım. Dedi ki yakın zamanda biz size bilgi vereceğiz. En üst rehberle beni görüştürdü. Ve ben en üst rehbere bir heyecan taşıdığımı, 4 yıl bir fabrikanın bağlı olmaması gerektiğini, bu fabrikanın mutlaka işletilmesi gerektiğini, Azerbaycan ekonomisinin ihraçtan olduğunu, biz ithal ederek değil, ihraç ederek büyümemiz gerektiğini, sadece nefte bağlı kalmamamız gerektiğini, turizm ve gayri fabrikaların olması, gayri nefti sahasının gelişmesi gerektiğini aktardım. O da sağ olsun bana itimat etti ve inandı. Daha sonra bunu müşahede şurasına çıkardı devlet kurumunda. Müşahede şurasında en büyüklerimiz vardı ve onlar da bize onay verdiler. Biz geçen yılın sonu itibariyle fabrikayı teslim aldık ve bugün Azerbaycan'ın en iyi uşak bezini üretiyoruz. Ve Allah nasip etti 3 gün önce de ilk kez Azerbaycan tarihinde ilk kez uşak bezi, Azerbaycan brandı olan uşak bezi Üzbekistan'a ihraç edildi. Yani bu hikayede kimse demesin zorluk var, çetinlik var. Tabii ki bizim de sorunlarımız olmadı değil. Biz vergide sorunlarımız varsa vergi dairelerine gittik. Tamojna, gümrükte sorunumuz var. Gittik gümrükte 3 gün, 5 gün tırlarımız kaldı. Derdimizi anlattık. Ya bunlar normal proseslerdir. Bunları abartmaya, bunları büyütmeye ihtiyaç yok. Yani bir böyle bir söz vardır. Yani oynamayacaksa gelin yerim dar der. Yani burada da esas mesele odur ki iş adamı korkmamalı, ürkmemeli. Eğer doğruysa adam, dürüstse, ahlaklıysa, niyeti iyiyse bence Azerbaycan'da hiçbir engel yok. Yeter ki çalışmaya niyet olsun. Ben aslında en önemli fırsatın gençlerde olduğunu düşünenlerdenim. Yani bir defa gençler yapacaklarına inanmaları lazım. Yani şu anda karamsarlığı bir tarafa bırakmaları lazım. Çok güzel bir ülkede yaşadıklarını, çok güzel dünya üzerindeki bütün her şeyin sadece tırnaklarında olduğunu, parmaklarında olduğunu, internette istedikleri her türlü bilgiye ulaşabileceklerini, bir defa kendilerini yetiştirmesi gerektiğini, mutlaka dil bilgisi olmazsa olmaz olduğunu, dilini geliştirmesi, tecrübeli insanların bütün hikayelerini okuması gerektiğini, mutlaka proje ve inandıkları varsa inandıklarını yapabilmek adına mutlaka enerji harcamalar gerektiğini düşünüyorum. Genç iş adamı olan, genç iş yeri kurmuş olan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. İşlerinizde mutlaka sorunlarınız olacaktır. Eksikleriniz olacaktır. Problemleriniz olacaktır. Problemleri çözmek için asla vazgeçmeyin. Benim hayatımdaki olmazsa olmazım erteleme, vazgeçme ve mutlaka ve mutlaka üzerine git işin. Yani işin üzerine gittiğiniz zaman mutlaka siz başarı öyküsünü sağlayacaksınızdır. Başarısız olan insanlar erkenden pes eden insanlardır. 9-6 mantığından çıkmaları gerekiyor. Yani iş yerinde eğer çalışıyorsanız bir iş yerinde o iş sizin işinizmiş gibi çalışmanız lazım. Hakkını vermeniz lazım. Maaştan şikayetiniz olsa bile, problemleriniz olsa bile o iş yerine hakkını verin. Çünkü bilin ki ne kadar işin hakkını verirseniz o iş sizi yükseltecektir. Ve yeni araçlarda mutlaka bulunun. Yeni yeni ufuklara yelken açın. Mutlak surette olmazsa olmazınız mutlaka kendinizi geliştirin. Daha çok bilgili, daha çok atak olun. Doğru insanlarla bir araya gelin. Size zaman kaybettiren insanlarla değil, size zamanı daha doğru yaşatan insanlarla sohbet edin. Ve zamanınızı mutlaka eğlence tabii ki olacak. Hayatınızı ben derim ki üçe bölün. Bir parçanızda aileniz olsun, bir parçanızda işiniz olsun, bir parçanızda özünüz olun ve kendi özünüze yatırım yapın.